Kutlu olsun. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan sevgili vatandaşlarım, bizlerin bu mutlu günde ortak olan kıymetli dostlarım, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın her birinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Yine ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında bayram sevincimizi paylaşan dostlarımızı, misafirlerimizin tamamına, ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün Cumhuriyetimizin yeni asrının yıl dönümüne erişmenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Binlerce yıllık devletler silsilemizin son ve ebedi halkası olan Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devletimizin kurucu kadrolarını şükranla yad ediyorum. Malazgirt'ten bugüne istiklalimiz ve istikbalimiz için vatan topraklarını kanlarıyla sulayan şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Savunma sanayinin lider kuruluşu TUSAŞ'a yönelik saldırıda verdiğimiz şehitlerimiz başta olmak üzere istiklalimiz uğrunda bir gül bahçesine girer gibi toprağa düşen her bir kardeşimiz kalbimde daima yaşayacaktır. İnsan büyür beşikte, mezarda yatmak için ve kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için diyen şairin işaret ettiği gibi. Gönül coğrafyamızın geniş sınırlarında hüküm sürmüş devletimizin kurulmasında, yaşatılmasında, tarihe silinmez izler bırakmasında rol almış kahramanlarımızın her birini kemali edeple anıyorum. Anadolu topraklarında Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve nihayet Cumhuriyet'e uzanan devletlerimizin mirası olan bağımsız, güçlü, onurlu, müreffeh Türkiye'yi ilelebet payidar kılmakta kararlıyız. Millet olarak Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki 16 yıldızda manasını bulan 2200 yılı aşan köklü bir devlet geleneğine sahibiz. Bu birikimi soydaşlarımızın ve dostlarımızın iştirakiyle insanlığın ortak mirasına en büyük katkıyı sunarak şekilde kullanmayı, geliştirmeyi, güçlendirmeyi hedefliyoruz. Hem ülke sınırlarımız içinde, hem bölgemizde, hem dünyada barışın, huzurun, güvenliğin ve adaletin hakim kılınması için Cumhuriyetimiz bu kadim tarihi perspektifine ve medeniyet değerlerimize daha sıkı sarılacağız. Verdiğimiz mücadelenin gayesine ulaşmasını ne terör örgütleri ne yayılmacı heveslere, bölgemizi kana ve ateşe bulaşmaya çalışanlara ne de onları destekleyip şımartan empatiyelere engelleyebilir. Bu amaçla nerede eksiğimiz varsa hepsini birer birer tamamlayarak ülkemizi muasır medeniyet seviyesine çıkarmak için gecemizi gündüzümüze katacağız. Milletimizin desteğiyle geride bıraktığımız bu dönemde çok büyük fedakarlıklar yaparak, nice sinsi oyunları ve tuzakları bozarak, nice hain saldırıları boşa çıkartarak gerçekten çok önemli kazanımlar elde ettik. Artık güvenlikten teknolojiye, diplomasiden ekonomiye ve her alanda yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alacağımız bir sürecin arifesindeyiz. Türkiye'yi yüzülü olarak adlandırdığımız aydınlık yarınlara kavuşmak için önümüzde aşması gereken az sayıda engel, çözmemiz gereken az sayıda sorun kaldı. Ülkemizi güvenlik tehditleri başta olmak üzere diğer alanlarla birlikte ekonomide ve çökertme girişimlerinde son 6 yılda milletimizin hayatında yol açtığı zorlukların farkındayız. Aynı şekilde 40 yıldır enerjimizi sömüren, kardeşliğimizi kemiren,
bizi hedeflerimizden uzaklaştıran terör belasını tüm imkanlarımızı kullanarak artık tarihe gömmemiz gerektiğini biliyoruz. Acıları değil, sevinçlerimizi yarıştıracağız. Yoklukları değil, sevinçlerimizi paylaşacağız. Karamsarlığı değil, umutlarımızı filizlendirip bir Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz. Geçtiğimiz yılki Cumhuriyet mesajımızda ifade ettiğimiz gibi her ne yapıyorsak harici ve dahili BTK'lar aldırmadan büyük ve güçlü Türkiye ülküsünü yüceltmek niyetinde yapıyoruz bunları. Allah'ın yardımı, milletimizin feraseti ve desteği, ülkemizin ve siyasi askeri gücü sayesinde girdiğimiz yeni dönemden Cumhuriyetimizi daha da güçlenmiş olarak çıkartmak zorundayız. Hangi kökenden, meşrepten, siyasi görüşten olursa olsun, milletimizin tüm fertlerinin dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, tüm dostlarımızın bu tarihi mücadelesinde yanında olacağından yürekten inanıyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum. Bu duygularla Türkiye ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet, hatıraları baki olsun. Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü kutlu olsun. Kalın sağlıcakla. Protokolümüzün çok kıymetli mensupları, çok değerli Tokatlı hemşerilerim, sevgili öğrenciler, Cumhuriyetimizin 101. yaşını kutlamanın coşku ve heyecanıyla sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Millet olarak ortak sevincimizin en anlamlı gününde istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Kıymetli hemşehrilerim, 7 düvelin ayağımıza vurmak istediği prangaların sökülüp atıldığı, işgalci zorbaların vatan toprağından kovulduğu, istiklal mücadelemizin ardından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Cumhuriyet, 101. yılında tüm milletimize her geçen gün daha fazla umut olmaya devam etmektedir. Cumhuriyetimiz, asil bir direniş ruhuna, tavizsiz bir hürriyet şuuruna sahip Necip milletimizin en kıymetli eseridir. Bu eser Çanakkale'den Dumlupınar'a büyük bedeller ödenerek inşa edilmiştir. Şanlı ecdadımızın eşsiz fedakarlıklarla kazandığı bağımsızlığımızı sonsuza dek koruyacağız. Birlik ve beraberlikle yerine getirdiğimiz her görevde bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimize ve gazilerimize layık olacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün inelebet paydar kalacak en büyük eseri Cumhuriyeti, Türkiye yüzyılında gençlerimizin gayreti ve azmiyle teknoloji ve savunmanın öncüsü yapacağız. 7'den 70'e bir ve beraber olarak ülkemize ve huzurumuza saldıranların heveslerini kursaklarında bırakacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılını inşa ederken mazlum coğrafyalara umut olmaya, vatanımıza göz dikenlere de gerekli cevabı vermeye her daim hazır olacağız. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü temin etmek için gece gündüz çalışan güvenlik güçlerimize ve savunma sanayimizin fedakar çalışanlarına saldırıda bulunanlar bilmelidir ki yaptıkları planlar yok olmaya mahkumdur. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere istiklalimizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin selameti, devletimizin bekası ve ay yıldızlı bayrağımız uğrunda şehit düşen vatan evlatlarını şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları âli olsun. Kahraman gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin yüzyılını, 101. yılını en kalbi duygularla tebrik ederken sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Serra Köprülü'yü 29 Ekim şiirini okuması için kürsüye davet ediyorum. Bu sabah içimde bir tazelik var. Bu seher, bu camdan giren gündüz ben. Sokaktan yükselen şüşen naralar, bu camdan bakınan, bu gülen yüz ben. Nerede o dünkü ateşli nabız? Nerede yastıkta kıvranan başım? Bu sabah içimde çelikten bir hız, bu sabah en mutlu, en şen yurttaşım. Bu millet, bu insan, adı sanı Türk. Bu toprak, bu vatan, güzel Türkeli. Bu tarih, bu onur, bu sihirli yük. Bu Bursa, bu Konya, bu usta eli. Bu eşsiz İstanbul, bu tek Edirne. Bu örnek Kayseri, Sivas, Erzurum. Bu Fırat, Menderes, Çoruh, Ergene. Bu İzmir, Adana, Urfa, bu Çorum. Bu Başak, bu Salkım, bu Bağ, bu Harman. Bu bizim davarlar, bizim danalar. Bu ocak, bu maden, bu dağ, bu orman. Bu yiğit erkekler, yiğit analar. Bu çetin, bu dönmez, bu sert bilekler, bu yanık çehreler, bu bizimkiler. Bu ağaç, bu çiçek, bu çığ, bu renkler, bu diller, bu sesler, ya bu ezgiler? Bu ninni, bu ağıt, bu düğün, bu bar, bu zeybek, bu halay, bu güreş, hep ben. Bu sabah içimde bir tazelik var. Bu ışık, bu gündüz, bu güneş, hep ben. Ey rüya, ey hayal, beni terk etme. Ey sabah koynunda senin hemzinde. Bir şuur ışığı vurmuş perdeme. Bir bahar öylesi gibi çimende. Siz şimdi sokaktan gelen oymaklar. Yürüyün siz bütün il çocukları. Göğüslerde gurur, elde bayraklar. Yürüyün başlar dik, alın yukarı. Yürüyün ardından siz emellerin. Yürüyün kalbimin yükü ilhamlar. Uzaktan çırpınsın size ellerim. Çırpınsın yüreğim durana kadar. Bu sabah içimde bir tazelik var. Bu seher, bu camdan giren gündüz ben. Komşular, şaşmayın bana komşular. Bu camdan bakınan, bu gülen yüz ben. Az zamanda çok ve büyük işler başardık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Mustafa Kemal Atatürk. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Oktay Akı, Antepli Şahin isimli şiir okuması için kürsüye davet ediyorum. Ben Antepliyim, Şahinim ağam. Mavzer omzuma yük, ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük. Hey hey! Kaytan bıyıklarım, delişmen çağım, düşman kurşunlarına inat köprü başında. Memleket türküleri çığıracağım. Bu dağlarda biz yaşarız. Bu dağlar bizim dağımız. Namusumuz temiz, bayrağımız hür. Analarımız, kadınımız, kızımız, kısrağımız burada erkekçe dövüşür. Bir bayrak dalgalanır Antep Kalesi üstünde. Alı kanımdaki al, akı alnımdaki ak.
bayraklar içinde en güzel bayrak. Düşüncem senden yanadır. Hep senden yanadır çektiğim kahır. Bu senin ülkende, senin gölgende. Düşmesin kara kalpaklar, kirlenmesin duvaklar. Korkum yok ölümden, kafirden yana. Alacaksa alsın beni şafaklar. Hey hey, al bayraklar altında kara bir kartal gibi. Yaşamak ne güzel şey. Bir sır var bu mavzerde, attığım gitmez boşa. Çıkmış bir eski savaştan, Türk'ün bir karış toprak parçası için destanlar yazacağız yeni baştan. Yıktım toprağın üstüne bir sarı kurşunla birini. Çıktı karşıma biri, çıktıkça çektim tetiği. Bismillahlarla beraber vurdum alnından kafiri. Bu kaçıncı kurşundur, bu kaçıncı bismillah, bu kaçıncı ölüdür. Bir türkü söylenir siperlerde her sabah. Vurun Antepliler, namus günüdür. Ben Antepliyim, şahinim ağam. Mavzer omzuma yük, ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük. Sayın Valim, protokolümüzün saygıdeğer üyeleri ve değerli halkımız, şimdi belediye mandosu eşliğinde tören geçişi yapılacaktır. Sizden ricamız, tören alayı geçerken alkışlarımızla Cumhuriyetimizin gururunu ve bayramın coşkusunu hep birlikte paylaşalım. Ya istiklal, ya ölüm paralıdır savaşta. Kahramanlar savaşa katılıyor her yaşta. Şehitlik ve gazilik bizde ediniş olur. Vatan için çarpışıp gazi olmak bir olur. Türkiye harp malumu, gaziler, şehitler, kurulu eğitimleri derneği, Tokat Şubesi geçişini izliyoruz. Ey doğanın şehit oldu, ne mutlu, ne mutlu sana. Allah yolunda öldürmene ölü demeyin sakın ha. Bin canım olsa feda olsun bu cennet vatana. Vatan sevgisi imandan, canım kurban vatana. Elinde Cumhuriyet'in altın meşalesi. Her bir...
sponsorluğumuza bağlı resmi ve özel spor kulüplerimizin geçişini izliyoruz. Ana kucağıdır Cumhuriyet, tüten baba ocağıdır Cumhuriyet. Cumhuriyet denizler kadar derindir, Cumhuriyet gökyüzü kadar engindir. Çocuk yüzündeki gülücüktür Cumhuriyet, kuşun kanadındaki özgürlüktür Cumhuriyet. Cumhuriyet çağlar katıp çağlar aşmaktır, Cumhuriyet özgürle yaşamaktır. İnce bir yoldur Cumhuriyet. Yolun sonundaki mutluluktur Cumhuriyet. Cumhuriyet sevgi, barış, dostluk demektir. Cumhuriyet Mustafa Kemal, Mustafa Kemal Cumhuriyet demektir. Üstümüzden al bayrağın gölgesi, kulaklarımızdan İstiklal Marşı'nın ezgisi, yüreklerimizden Mustafa Kemal sevgisi, dünya var oldukça eksik olmasın. Geçiyor çökmez omuzlardaki şeref, geçiyor gök kubbenin en parlak yıldızı, geçiyor ay yıldıza bürünmüş ordu millet, geçiyor asırlara sığmayan kudret, geçiyor geçmesi geleceğe bağlayan, 10.000 yıllık maziyi tek birlikle kavrayan. Geçiyor Harbiyeli'nin elinde gelinler gelinlikler gibi açan, geçiyor ışık ışık dalga dalga vatan, geçiyor cesaret kahraman. Yıllardır savaştığımız sancak, Türk'ün yüce dileği seni yaşatmak ancak, kanımızla boyadık biz senin, biz sen armağansın bu ırka metheden Atatürk'e. Gazi Osman Paşa Üniversitesi öğrencilerinin geçişini izliyoruz. Türk milletinin istikbali, bugünkü çocukların isabetli görüşü ve yorulmak istidadında olmayan çalışmazlığıyla büyük ve parlak olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk.
Kemal Atatürk diyor ki, ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Türk gençliği diyor ki, ben Türk genciyim, Cumhuriyet şanımdır, şerefimdir, özümdür. O dünyaya bakan gözüm, ilk ve son sözümdür. Ve kıymetli hemşerilerimiz, birazdan şanlı sancağımızın geçişi olacaktır. Lütfen sancağımızı sancak protokolü uygun olarak saygıyla ve ayakta selamlayalım. Sinin arzı. Kök 8. Piyade Eğitim Alayı 1911 yılında 16. Tümen Komutanlığı kuruluşunda Kuzey Makedonya sınırları içinde bulunan Köprülü'de kurulmuştur. Trablusgarp ile 1. ve 2. Balkan Harbi'ne birbirine iştirak etmiştir. 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de Bolayır ve Gelibolu muharebelerine Filistin cephesinde 1. ve 2. Gazze muharebelerine komutanda olmayı ve hudut eğitim merkezi haline dönüştürmüştür. 48. eğitim alayı İstiklal Savaşı'nda göstermiş olduğu üstün başarı nedeniyle 1. derece altın istiklal madalyasıyla ödüllendirilmiştir. Atalarımızın hatırası bu mukaddes emanet şanla şerefle alayımızda dalgalanmakta ve manevi değerinin büyüklüğüne yaraşık bir özenle korunmaktadır. Arz edelim. Her yere. Haksızlıklara savaşırız. Kötülüğü boğarız. Ey karanlık köşelerde güneş gibi doğarız. Kahramanlar kahramanı Yılmaz Türk Jandarması. Yüce dağlar önümüzde sıra sıra uzanır. En sarp kaya coşkun ırmak bizi yakından tanır. Türk'ündür bu gürleyen ses. Bu şahlanan fırtına. Korkusuz bir ordu kattı. Jandarma buyurduğuna. İl Jandarma Komutanlığımızın motorize birliklerinin geçişini izliyoruz. Şanlı bayrağım, yurdumun en büyük bayramı bugün. Ufuklar gül açsın, gülsün toprağım, yurdumun en büyük bayramı bugün. Ağaçlar bezensin, dallar süslensin. Bahçeler donansın, güller süslensin. Atanın açtığı yollar süslensin. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Yurt için savaşmak bir şanlı düğün. Yaşamak duygusu her şeyden üstün. İstiklal sevdası ufkumuzda gün. Yurdumun en büyük bayramı bugün.
Tarihe sığmayan şanlar Türk'ündür. Ölümden korkmayan canlar Türk'ündür. Bayrağa renk veren kanlar Türk'ündür. Yurdumun en büyük bayramı bugün. İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı motorize birliklerin geçişini izliyoruz. Varlığın ülkeme güven veriyor. Asayiş seninle Berkemal polis. Kavgalar bitiyor, huzur geliyor. Adalet elçisi kahraman polis. Kanunun yolunda çalışır gider. Bıkmadan zamanla yarışır gider. Gündüzü geceye karışır gider. Adalet elçisi kahraman polis. Zor şartlarda görev başında, bir sıcaklık arar çoğu aşında, kimi şehit olur çok genç yaşında, adalet elçisi kahraman polis. Kimine Azrail, kimine Hızır. Kim imdat istese yardıma hazır. Masuma hamidir, suçluya nazır. Adalet elçisi, kahraman polis. Her türlü olaya korkmadan koşar. En büyük engeli anında aşar. Vatanın milletin aşkıyla yaşar. Adalet elçisi, kahraman polis. Dert olur acımız, ağrımız size. Bizim de açıktır bağrımız size. Hep aynı ilkeye çağrımız size. Adalet elçisi, kahraman polis. Dün bir Mustafa Kemal vardı gerçek. Yaşıyor sevgisi kalplerde, günden güne artmakta. Bıkmadan, usanmadan yürüyecek. Bugün binlerce Mustafa Kemal yollarda, onlarca yıl yetmez. Bilinsin ki asırlarca sürecek bu sevda. Yaşatalım Mustafa Kemal ideallerini. Yurdumun taşı toprağı mutluluk da olsun. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun. Sayın milletvekillerim, sayın garnizon komutanım, sayın belediye başkanım ve kıymetli halkımız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz kutlama programımız burada sona ermiştir. Bugün saat 19'da Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp Gazi Osman Paşa Stadyumu'nda sona erecek olan Fener Alayı yürüyüşümüze tüm halkımız davetlidir.
arz ederim.